Kırım, elverişli alanları, geniş kırları ve Avrupa'ya girişin anahtarı olduğundan tarih boyunca pek çok devletin hakimiyeti altına girmiştir. İlk ve orta çağlarda Kimerler, İskitler, Antik Yunanlar, Romalılar, Gotlar, Hunlar, Bulgarlar gibi pek çok millet Kırım'ı işgal etmiştir. Ancak ben bu videoda Kırım tarihinden ziyade Kırım Tatarlarının tarihini anlatacağım. Kırım Tatarları Türklerin bir koludur. Bu yüzden tarihine girmek için ön Türklerden başlamak gerekir. Son buzul çağı sona erdiğinde ön Türk göçebilerin Amerika ile bağı kopmuştur. Türklerin ilk kültürleri Ana ve Afanasyeva olarak kabul edilip devamında Andronovo, Karasuk, Tagar, Kelteminer gibi kültürlerde Türk kültürünün temelini oluşturmuştur. İlk Türk devletleri genelde ders kitaplarında Asya Hunları olarak geçse de İskit Saka topluluğu kurulmuş ilk Türkiye konfederasyonlardandır. İskitler döneminde Saka Türkleri çok geniş yerleşkilere yayılmıştır. Bu yerlerden biri de Kırım'dır. Tatarlar Doğu Asya'dan gelen Türklerin Kıpçak grubuna bağlı bir boydur. Ancak Kırım Tatarları ayrıca bölgeye gelmiş birçok Türk boyu ile de karışmışlardır. Bunlar başlıca İskitler, Kimerler, Hunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Göktürkler ve Osmanlılardır. Öncelikle İskitler döneminde Saka Türkleri Avrasya'da çok geniş arazilere yayılmıştır. Alper Tunga önderliğinde gelişmişlerdir. Sakalar at yetiştirip madencilik yapmıştır. Savaşta en önemli silahları balta olup ok, yay ve kılıçla kullanmışlardır. Asya Hun Kağanlığı devlet sayılan ilk Türk ülkesidir. Teoman ile kurulan Hun devleti Mete Han ile güçlenmiş, daha sonralarda Çin'i bile yenmiş ve İpek yoluna hakim olmuştur. Ancak sonralarda Çin'in tuzaklarına aldanan ve Çinileşen Türkler ülkenin doğu bölümünde egemenliklerini kaybetmiş, batı tarafında ise İstiklal için direniş olmuştur. Çi Çi önderliğindeki Batı Hunları ne kadar mücadele etseler de kurtuluşu sağlayamayıp Çin tarafından işgal edilmiştir. Ancak Hunlar büyük bir göç ile dünya tarihini değiştireceklerinden habersizlerdi. Avrupa'da kurulacak en büyük Türk devletinin temelleri 370 yıllarında Balemir önderliğinde Avrupa'ya göç eden Hunlar ile atılmıştır. Kırım dahil pek çok alana yayılmışlardır. Attila döneminde ise en güçlü dönemini yaşamışlardır. Bu göçebe Türk boyları kavimler göçünü başlatmıştır ve sonucunda Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Öyle ki Roma'yı bağışlaması için Papa dünya tarihinde ilk kez Attila'nın önünde diz çökmüştür. Avrupa'da bunlar olurken Asya'da esaret altında kalmak istemeyen Türkler ayaklanmış ve Cücen devletini yıkıp Göktürk Kağanlığı'nı kurmuşlardır. Öyle bir gücü ulaşmışlardır ki tarihte kurulmuş yüz ölçümü en büyük Türk devleti olmuştur. Zamanla kudretini yitirmiş ve devlet bölünüp yıkılmıştır. Batı Göktürklerin ardılı olan birçok devlet Kırım'da kurulacak devletlerin öncülü olacaktır. Doğu Avrupa'da ise Hunların yıkılışından sonra Bulgar boyları Kuzey Karadeniz'i ve Kırım'ı kapsayan bir Türk devleti kurmuştur. Bulgar Hanlığı'ndan hemen sonra ise Hazar Kağanlığı Kırım'a hakim olmuştur. Hazar Kağanlığı Kürt ticaretinde etkin olmuş, geniş topraklara yayılıp güç kazanmıştır. Hazarlar ve Bizanslılar Kırım'da hakimiyet kurmak için birbiriyle rekabete girmiş ve savaş vermiştir. Yönetimi Musevi olan bu devlet sonralarda siyasi otoritesini kaybetmiş ve 900 yılında toprakları Peçeneklerin yönetimine geçmiştir. Batı Göktürklerden gelen Peçenekler de Kuzey Karadeniz'de hakim olan bir diğer Türk devletidir. Yerleşik düzene geçememişlerdir, atlılara çok önem vermişlerdir. İki defa İstanbul'u kuşatmaya çalışmış, başaramamışlardır. Peçenekler de 13. yüzyılda tarih sayfalarından silinmiş, yerini Kıpçaklara bırakmıştır. Kemek Kıpçak boyları 9. yüzyılda Orta Asya'da bir boy konfederasyonu oluşturmuşlardır. Sonraki yıllarda ise Kıpçak boyları Doğu Avrupa'ya doğru yayılmış ve Kuman Kıpçak Konfederasyonu'nu kurmuşlardır. Bu konfederasyon Kırım'da Tatar varlığının oluşmasında oldukça etkilidir. Göçebe Kıpçakların yerleştiği bu bölgeye 18. yüzyıla kadar da Deşti Kıpçak dendi. Bu arada Kıpçaklar sadece Kuzey Karadeniz'de sınırlı kalmamış, Orta Asya'dan Mısır coğrafyasına kadar yayılmışlardır. Neyse, biz 13. yüzyıla dönelim. Geniş kuru bozkırlar, rüzgar gibi atlılar ve yeri göğü inleterek ilerleyen Cengiz Han. Kısa sürede ufak bir Moğol kabilesinden dünyanın en büyük kara imparatorluğuna dönüşen devasa kağanlık Doğu Asya'dan tüm cihana yayılıyordu. Çok geçmeden Moğollar Kıpçakları da istila etti. Japon denizinden Orta Avrupa'ya kadar her yer Moğol imparatorluğuna bağlandı. 1242 yılında ise Altın Ordu Hanlığı Batuhan önderliğinde eski Kıpçak topraklarını kapsayan bir bölgeyi Moğollardan bağımsızlık kazandırdı.
Batu Han'ın ölümünden sonra hanlık Polonya ve Litvanya'yı vergiye bağlamıştı. Altın Orda Devleti Berke Han zamanında İslam dinini benimsemiş ve 1260'ta Orta Çağ'ın en büyük şehirlerinden biri olan Saray Berke'yi kurmuştur. Bu devlet ilk kurulduğunda Moğol Devleti olarak sayılsa da sonralarda tamamen bir Türk Kıpçak Devleti haline gelmiştir. Orta Çağ'da etkili olmuş Altın Orda Devleti zamanla dağılışa girmiş ve 1502'de resmi olarak tarih sahnelerinden silinmiştir. Ancak Altın Orda bölünürken Kırım'da vasal bir devlet ortaya çıkmıştı. 1441 yılı itibariyle tüm Kırım'ı ve çevresini kapsayan Kırım Hanlığı kurulacaktı. Artık modern Kırım Tatar tarihine geçebiliriz. Altın Orda Hanlığı birçok parçaya bölündü. Bir yandan Astrahan, Sibir, Kırım, Nogay, Kazan Hanlıkları kurulurken öte yandan da Moskova Knezliği bağımsızlığını kazandı. Biz Kırım Hanlığı'na bakacağız. Kırım Hanlığı 1. Hacı Giray tarafından kurulmuştur. Başlangıçta toprakları Kırım Yarımadası ve Azak Denizi'nin yalnızca kuzeyini kapsarken sonralarda çeşitli akımlarla Azak Denizi'nin tamamına hakim olmuşlardır. 1478 yılında Mengli Giray hakimiyetindeki Kırım Hanlığı Kırım'ın güneyindeki Cenevizlilere bir sefer yapacaktı. Bu yüzden Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlı bu teklifi kabul etti ve Demir Kahya komutasındaki Osmanlı donanması Kırım'a ulaştı. Muhasara sonunda kefe alınamadıysa da telaşa düşen Cenevizliler verilen ilk anlaşmayı kabul etmiştir. Ardından Fatih'in usta politikalarıyla Kırım Osmanlı'ya bağlanmıştır ve bu da Kırım Hanlığı'nı güçlendirmiştir. 1532 yılında 1. Sahip Giray Kırım Hanlığı'nın başkentini Salaçık'tan Bahçesaray'a taşımıştır. Kırım Hanlığı 16. yüzyılda topraklarını çok genişletmiş, Büyük Orda topraklarını fethetmiştir. Çeşitli yerlere sürekli akınlar düzenleyen Kırım Hanlığı birçok devleti vergiye bağlamıştır. Bu sırada Altın Orda'dan çıkan ufak Moskova Knezliği zamanla devasa bir imparatorluğa dönüşecekti. Rusya İmparatorluğu. Sibirya'dan Doğu Avrupa'ya, Orta Asya'dan Japon Denizi'ne kadar sarkan Rusya gücüne güç katarken Osmanlı duraklama dönemini yaşamaktaydı. Yıllar 1768'i gösterdiğinde Rusya ile Osmanlı büyük bir savaşa girmişti. 8 yıllık savaş sonucunda Osmanlı 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'a bağımsızlık verdi. Lakin 10 yıl sonra Rusya İmparatorluğu Kırım'ı işgal etti. Uzun süre Rusya hakimiyetinde yaşayan Kırım Tatarları 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ayaklanması sırasında 2 yıllık bir sürede olsa Kırım Halk Cumhuriyeti adıyla bağımsız olmuşlardır. Sonrasında Sovyetler Birliği'ne bağlanmışlardır. Ancak bundan tam 78 yıl önce 18 Mayıs 1944'te Miğfer Devletlerine yardım etme gerekçesiyle Joseph Stalin tarafından başlatılan Kırım Tatarlarına yapılan sürgün veya soykırım esnasında tüm Kırım Tatarlarının %46'sı öldürülmüştür. Ölüme bırakılan her Kırım Türk'ünü bugün anıyoruz. Günümüzde Kırım Tatarlarının büyük bölümü Kırım haricindeki bölgelerde yaşamaktadır. Türkiye'de tahminen 150 bin ile 6 milyon arasında Kırım Tatarı yaşarken bu sayı Özbekistan'da 188 bin, Rusya'da ise 2400 civarındadır. Bir de son zamanlarda gündemde olan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsedeyim. Rusya, NATO ile çok yakın ilişkiler kuran Ukrayna'ya karşı sınırlarına NATO askerleri gelememesi için savunma kurup Rus çoğunluklu olan Donbas bölgesindeki özerkliği tanımıştır ve Ukrayna yönteminin değişmesi için çalışmıştır. Ancak bu hamleler üzerine Ukrayna Rusya'yı kışkırtmıştır ve bu nedenle Rusya Ukrayna'ya savaş açmıştır. Kırım günümüzde de facto olarak Rusya'ya bağlıdır ve günümüz Kırım nüfusunda Kırım Tatarları azınlık olarak yaşamaktadır. Bugünlük tarih dozunuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.